Tamamdır. Merhabalar. Tekrar hepiniz İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Tezmasası Seminer Etkinliği'ne hoş geldiniz. İsmim Neşe Aydın. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda doktorama devam etmekteyim. Bugünkü etkinlikte yönlendiriciniz ben olacağım. Çok değerli iki test sunuşumuz gerçekleşecek bugün. Birinci sunum Tuğçe Tezer tarafından gerçekleştirilecek. Tuğçe hocamız doktora tezini sunacak bizlere. İkinci sunum ise Gizem Fidan tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans tezi üzerine olacaktır. Onlardan önce vakıf mütevelli heyet üyemiz Sayın Doçent Doktor Neslihan Kulazi Uzunboy hocamız açılış konuşması yapacak. Sözü size bırakıyorum Neslihan hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet, tekrar merhabalar. Öncelikle öğrencisi olmaktan gurur duyduğum kıymetli İlhan Hocam, değerli hocalarım, İlhan Tekeli tez ödülü değerlendirme sürecinde jüri tarafından tezleri dikkate değer bulunan genç araştırmacı arkadaşlarımız, kıymetli danışmanları ve izleyicilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Doçent Doktor Neslihan Kulazi Uzunboy, halen Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Eş zamanlı olarak Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Öncelikle İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı mütevelli heyet üyesi olarak heyetimiz adına bugünkü tez masası etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Etkinliğin tez masası olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Çünkü Profesör Doktor İlhan Tekeli'nin yanılmıyorsam son tez öğrencisiyim. 2012 yılında hocamın eş danışmanlığında doktora tezimi tamamladım ve doktora tezimle ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen yılın tezi ödülünü almaya layık bulundum. Bu nedenle bugün burada İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı mütevelli heyet üyesi olarak tez masası etkinliğinde açılış konuşması yapıyor olmak benim için başka bir anlam ifade ediyor. Ayrıca tezleri dikkate değer bulunan genç arkadaşlarımızın da heyecanlarını paylaşıyorum ama dürüst olmak gerekirse biraz da kıskanıyorum onları. Çünkü benim tezimi bitirdiğim dönemde İlhan Tekeli adını taşıyan bir tez ödülü veya bunun gibi bir etkinlik düzenlenmeye başlanmamıştı henüz. Yüksek lisans ve doktora tezleriyle İlhan hocamın adını taşıyan bu anlamlı etkinlikte yer almak hakikaten muhteşem bir duygu olmalı. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca tezleriyle dikkate değer bulunan genç araştırmacılara danışmanlık eden kıymetli hocalarımızı da kutluyorum. Tez yazmak inanılmaz bir deneyim. Bir hocam tez yazma sürecini tavuğun yumurtlamasına benzetmişti. Ben de bu benzetmeyi sıklıkla kullanıyorum açıkçası. Diğer taraftan bu benzetmeden de hareketle aslında araştırmacının yalnız yapması gereken bir eylem gibi görünse de danışmanının yönlendirmesi ve motivasyonu olmadan büyük bir zorluğa dönüşen her türlü duygu yoğunluğu onun yaşandığı bir süreç. Bu nedenle kıymetli çalışmaların ortaya çıkmasında belki de en önemli role sahip olan tez danışmanlarımızı da canı gönülden kutluyorum. Evet, aslında günümüz dünyasında özellikle pandeminin etkisi altında yeniden şekillenmekte olan dünyamızda konuşulacak o kadar çok konu var ki bu konuşmayı düşünürken hepsi kafamdan tek tek geçti. Pandeminin etkisiyle yaşadığımız süreç insanları, toplumu, kentleri, doğal çevrenin sürdürülebilir birliğini tamamen etkilemiş durumda. Bu etkilerin uzun vadede kalıcı sonuçların olması, yani toplumsal bir değişim sürecini tetiklemesi de olası. Bu bağlamda planlama alanından araştırmacılar ve eğitimciler olarak farklı akademik ve sosyal ortamlarda planlamanın geleceğini konuşuyoruz. Diğer taraftan geleceğin planlaması için planlama eğitiminin nasıl evrilmesi gerektiğini de konuşuyoruz. Çokça da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında kişisel olarak pandeminin etkisiyle şu an bu toplantının online platformda gerçekleştiriliyor olmasının avantajını yaşıyorum. Çünkü pek çok etkinliğe Erzurum'dan küçük bir bebekle seyahat etmem gerektiği için katılamıyordum. Ayrıca seyahat etmememle birlikte bu toplantıya online olarak katılmam karbon ayak izimi de artırmıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi pandeminin etkisiyle dönüşümünü sürdüren günümüz dünyasında konuşulacak çok fazla konu var. Lakin bu etkinliğin tez masası olması, benim ise İlhan Tekeli'nin tez öğrencisi olmam, kişisel deneyimim üzerinden daha samimi bir konuşma yapmanın uygun olacağını düşündürdü bana. Bunu İlhan hocama minnetimi bir kez daha bildirmek için de bir fırsat ve genç araştırmacılar ile nispeten genç bir araştırmacı olarak doktora tezim ve sonraki deneyimlerimi paylaşma fırsatı olarak
görüyorum. Dolayısıyla planlama alanının gündemindeki bütün büyük konuları bir kenara bırakarak konuşmama İlhan Hocam'ın eş danışmanlığında sürdürdüğüm kişisel doktora tez deneyimimi ve anılarımı paylaşarak devam etmek istiyorum izninizle. 2008 yılında ODTÜ Kentsel Tasarım Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı tamamladım ve aynı yıl Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı'nda doktora programına başladım. Yüksek lisans tezimi kamusal alanların dönüşümü üzerine yazarken katılımlı planlama çalışma yönünde ilgim ortaya çıkmıştı. Bu anlamda da aslında İlhan Hocam'la çalışmak bir hayal gibiydi. Derslerini almadan önce hocamın makalelerini okudukça kendisine herkes gibi müthiş bir hayranlık duyuyordum. Ancak İlhan Hoca'dan ders almak bu şans sahip olan herkesin bildiği gibi bambaşka bir deneyimdir. Elbette pek çoğunuz gibi derslerini takip ettikçe İlhan Hoca'ya hayranlığım da günden güne daha da artıyordu. Bu yollardan geçen bütün hocalarımın bildiği gibi pazartesi günleri saat 9'da bütün hafta sabırsızlıkla beklediğimiz İlhan Hocam'ın dersi başlardı. Öyle ki İlhan Hocam'dan ders almak bir rekabete dönüşmüştü adeta. Doktora programına başladığım yıl bazı söylentiler duymaya başlamıştık. Daha önce İlhan Hoca'dan ders alan arkadaşlarımızdan. Artık İlhan Hoca ders vermeyecekmiş şeklinde. Neyse ki öyle bir şanssızlık yaşamadım. İlhan Hocam'ın derslerine devam ettikçe katılımlı planlama konusunda tez yazacaksam İlhan Hocam'ın da bunun bir parçası olması gerektiğinden emin olmuştum. Ancak tabii o noktada önemli bir soru işareti vardı kafamda. Emekli öğretim üyesi olduğu için İlhan Hocam öğrenci kabul etmiyor diye duyuyordum. Acaba beni kabul eder miydi? Uzun süren heyecanlı bir düşünme ve formüle etme sürecinin sonunda İlhan Hocam'la konuşma cesareti topladığımda tezim için düşündüğüm ancak benim darmadağın ifade ettiğim konuyu İlhan Hocam harika bir şekilde formüle etmişti. Böylece doktora tezimini eş danışman olarak İlhan Hocam'la çalışmaya başladık. Hayatımın en unutulmaz fırsatıydı. Ben de bu fırsatı iyi değerlendirmek adına her hafta hocamın kapısında beliriyordum. Hocamın derslerinin pazartesi sabahı olduğunu bildiğim için çoğu zaman ders saatinden önce hocam odasının kapısında oluyor. Sanıyorum fakültede İlhan Hocam'a ilk günaydın diyen kişi olarak tezimle ilgili gelişmeleri kendisine aktarıyordum. İlhan Hocam ise inanılmaz sabır ve anlayışla her hafta bana geri dönüş yapıyordu. Bu benim için inanılmaz bir fırsattı. Ben de hocamı bir miktar yorma pahasına da olsa bu şansı değerlendiriyordum. Şimdi düşünüyorum da bütün o yoğunluğun içerisinde İlhan Hocam beni bir gün bile ihmal etmedi, ertelemedi ve unutmadı. Bu süreç 4 farklı şehirde sürdürdüğüm saha çalışmama kadar böyle devam etti. Kendisine minnettarım. Ayrıca İlhan Hocam sayesinde derslerine ve pek çok yayınına konu olan eleştirel gerçekçi bakış açısını benimsedim. Bu bakış açısı ise bana çok farklı kapılar açtı. İlhan Hocam derslerinde bahsederdi. Böyle bir yaklaşımı içselleştiren öğrencilerin pek çok alanda ayrışıyorlar diye. Ben de İlhan Hocam'dan öğrendiklerimle Erzurum'da 63 yıllık bir kültüre sahip Atatürk Üniversitesi'nde henüz yardımcı doçentken üniversitenin üst yönetiminde yer alma fırsatı buldum. Genel sekreter yardımcısı olarak 3 yıl kızım dünyaya gelene kadar. Böyle köklü bir üniversitenin ilk kadın genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptım. Bu önemli görevi layık gören tabii ki Sayın Rektörümüze teşekkürü borç biliyorum. Bu göreve seçilmem ise sahip olduğum ve büyük ölçüde İlhan Hocam'a borçlu olduğum yaklaşım ile farklılaşmamdı zannediyorum. Dolayısıyla bu vesileyle ben kıymetli İlhan Hocam'a bir kez daha hayatımda bıraktığı paha biçilemez iz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. İyi ki bizlere ve planlama ana ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Ve tekrar İlhan Tekeli tez ödülü değerlendirme sürecinde tezlere dikkate değer bulunan arkadaşlarımızı ve tez danışmanlarını canı gönülden kutluyorum. İlhan Tekeli tez ödülleri kapsamında çalışmaların dikkate değer bulunmasının, genç arkadaşlarımızın kariyerlerinin sonraki aşamalarında kendilerine ışık tutmasını ve yollarını aydınlatmasını diliyorum. Son olarak mütevelli heyetimize ve bu organizasyonda emeği geçmiş herkese bana bu fırsatı verdikleri için ayrıca teşekkür ediyor. Erzurum'dan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın.